Deniz çayırları yok olursa, Akdeniz de yok olur. Kıyılar boyunca uzanan deniz ormanları, Akdeniz'in akciğerleri, denizlerin oksijen kaynağı, milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan deniz çayırları, denizleri berraklaştırır, kıyı erozyonunu önler. Avcılardan gizlenmeleri için onlara barınak sağlar. Balık ve kalamar gibi birçok canlının üreme alanıdır. Akdeniz'e özgü deniz çayırları, teknelerin çapaları ve kirlilik nedeniyle yok oluyor. Onları ve barındırdığı birçok canlı türünü korumak için yapmamız gereken, Şamandıra sistemini tüm alanda hayata geçirmek. Arkadaşlar, şu anda Mastahari'deyiz. Fisyarınız odası bu tarafta. Halinos odası bu tarafta. Şu anda Turgut Reis'in karşısındaki, Bodrum'un karşısındaki post odasının Halinos'a bakan tarafındayız. Burası dalgalar alan taraf. Ve Kos'taki plajlardan sonraki en güzel plajların olduğu nokta. Ama denize açık, dalgaya açık bir alan. Ve burada ne yapmışlar biliyor musunuz? Buradaki deniz çayırlarını toplamak yerine tamamen beyaz kum haline getirmek yerine bakın ne yapmışlar? Hiç ellememişler. Bu banketleri, yani Posidonya çayırlarından oluşan banketlere dokunmamışlar. Neden biliyor musunuz? Bu kıyının, bu kumsalın, bu sahilin en önemli varlığının bu Posidonya'dan oluşan banketler olduğunu çok bilinciler. Yani buradaki STK'lar veya devlet veya Avrupa Birliği gelmiş demiş ki arkadaşlar biz bu banketlere dokunmayacağız. Bu Posidonya çayırlarının ölmüş kök ve yapraklarından oluşan şeye dokunmayacağız banketlere. Kıyı alanını koruyan, erozyonu engelleyen yapılar demek. Bunlara hiç dokunmamışlar. Bütün sahil boyunca we'll be right back.
Bakın arkadaşlar, şu anda Mastahari'deyiz. Hisarı'nın sadası bu tarafta. Kalino's adası bu tarafta. Şu anda Turgut Reis'in karşısındaki, Bodrum'un karşısındaki Kos Adası'na, Kalino's'a bakan tarafındayız. Burası dalgalar alan taraf. Ve Kos'taki plajlardan sonraki en güzel plajların olduğu nokta. Ama denize açık, dalgaya açık bir alan. Ve burada ne yapmışlar biliyor musunuz? Buradaki deniz çayırlarını toplamak yerine tamamen beyaz kum haline getirmek yerine bakın ne yapmışlar. Hiç ellememişler. Bu banketleri, yani Posidonya çayırlarından oluşan banketlere dokunmamışlar. Neden biliyor musunuz? Bu kıyının, bu kumsalın, bu sahilin en önemli varlığının bu Posidonya'dan oluşan banketler olduğunu çok bilincindeler. Yani buradaki STK'lar veya devlet veya Avrupa Birliği gelmiş demiş ki arkadaşlar biz bu banketlere dokunmayacağız. Bu Posidonya çayırlarının ölmüş kök ve yapraklarından oluşan şeye dokunmayacağız, banketlere. Kıyı alanını koruyan, erozyonu engelleyen yapılar demek. Bunlara hiç dokunmamışlar. Bütün sahil boyunca. Deniz çayırları yok olursa, Akdeniz de yok olur. Kıyılar boyunca uzanan deniz ormanları, Akdeniz'in akciğerleri, denizlerin oksijen kaynağı, milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan deniz çayırları, denizleri berraklaştırır, kıyı erozyonunu önler. Avcılardan gizlenmeleri için onlara barınak sağlar. Balık ve kalamar gibi birçok canlının üreme alanıdır. Akdeniz'e özgü deniz çayırları, teknelerin çapaları ve kirlilik nedeniyle yok oluyor. Onları ve barındırdığı birçok canlı türünü korumak için yapmamız gereken, Şamandıra sistemini tüm alanda hayata geçirmek. Ve burada ne yapmışlar biliyor musunuz? Buradaki deniz çayırlarını toplamak yerine tamamen beyaz kum haline getirmek yerine bakın ne yapmışlar. Hiç ellememişler. Bu banketleri, yani Posidonya çayırlarından oluşan banketlere dokunmamışlar. Neden biliyor musunuz? Bu kıyının, bu kumsalın, bu sahilin en önemli varlığının bu Posidonya'dan oluşan banketler olduğunu çok bilincindeler. Yani buradaki STK'lar veya devlet veya Avrupa Birliği gelmiş demiş ki arkadaşlar biz bu banketlere dokunmayacağız. Bu Posidonya çayırlarının ölmüş kök ve yapraklarından oluşan şeye dokunmayacağız, banketlere. Kıyı alanını koruyan, erozyonu engelleyen yapılar demek. Bunlara hiç dokunmamışlar. Bütün sahil boyunca